Farsça kökenli namzet sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Farz mı? Fars. Farsça kökenli namzet sözünün Türkçe kökenli karşılığını istiyorum sizden. Mesela bizim damat namzeti derler eskiler. Taraf değil, doğru. Taraf değil. Bir harf rica edeyim mi? Yani daha değil de olacak inşallah. Bir harf istediler. İstemiyorum. İstedim tamam. Aday. Aday 300 puan değerinde. Tamam, bunun kadar naftalinizi gelmeyecek artık karşınıza, merak etmeyin. Beni zaten 400'lükler korkutuyordu ilk iki soru. Uçtu gitti. Sonrası daha rahat olur mu umarım. 5 harfli cevapların ikisi de rahat edebileceğiniz tipte sorular. Hani biraz önce bahsetmiştik, balıktan anlar mısınız, babam iyi anlar filan demiştiniz ya. Bence babanızı da gururlandıracak şekilde cevaplarsınız bunu. Buyurun. Çünkü iki farklı anlamı var, ikisi birden sorunun içerisinde. Diyor ki, kurutulmuş uskumru balığının adıdır. Aynı zamanda çok zayıf kimseler için de kullanılır bu söz. Sıska olabilir mi? Sıska değil. Çok zayıf. Çiroz. Çok güzel oldu bu iş. Bir tane harf almıştık efendim adayda namzette, o da nazar boncuğu olsun diye. İşte 5 harfli cevapları da bitiriyoruz. Şununla birlikte zannediyorum ki 1700 puana ulaşırız. Görelim nasıl bir soruymuş. Ebedi ikametgah diye sorduk bunu. Kendimizi biraz serbest bıraktık. Kabir diyesim geliyor ama. Kabir diyesiniz geliyor. Zorunu düşünmeyin ama. Durduralım. Kabir. Mezar. Kabir. Mezar daha mezar. Kolay değil mi? 1700 oldu, ne güzel oldu. Sokak jargonuna dalıyoruz efendim. Çok da uzatmadan lafı, şöyle bir soru soruyoruz size. Emeksiz kazanç sokak jargonunda. Ben emeksiz kazancıma bakarım. Yoluma bakarım. Bu işte benim emeksiz kazancım ne olacak? İskonto diye simgeleyim. Onlar indirim. Emeksiz kazanç. Bir harf. Bu da bizim emeksiz kazancımız olsun. Alalım mı hakikaten alalım, o harfi? Alalım. Aldık. Alalım. Ve çok güzel yerden geldi. Avanta. Avanta Mertcan Beyciğim. Kasayı 2200 yapan cevaptır. 6 harfli cevapları da bitireceğiz. 2 dakika 32 saniye var elimizde. Herhangi bir şekilde takılırsak, yine harf alma arzusu içerisine girersek, söyleyin kendinize iyi durumda süremdeyim. Olur mu? Okay. Daha uzun düşünebilirsiniz. Tamam. Buyurun. Açı ölçer de denilen o yarım çember biçimindeki aracın diğer adı neydi? Neydi? Çizim ve ölçüm aracı. Gönye diye isim geliyor. Gönye değildi de o... Pergel. Harf istediler harf, basarken. Harf, harf, pardon, basarken pardon, bir harf pardon, istediler. Pardon. Türkçe. Özgürüz Türkçe bu da. Açı ölçer. Hı-hı. Oo, bir harf daha alsaydım keşke. 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 Bir ipucu daha çıkmaz mı? Bir açıdan diğer açıyı, böyle hani bir açık kolundan diğer açık kolunu şöyle baktığınız zaman oradan buraya sanki böyle bir nakil yapıyor gibi. Hani onu ona naklediyor gibi. Çıkmayacak. Birini birine naklediyor. Sanki onunla bir şey kuruyor gibi. Bulan var mı? Arka tarafta da yok. İletkiydi onun ismi hocam. Görüşmüyoruz. Hani şu şöyle tabanca yapıp da dekvancılık oynadığımız. Ama yok, sizin daha eğlenceli oyunlarınız vardı o zaman. Özür dilerim. Bu çıkmadı. Bizim geçmiş zamanlarda. Kafadaki sözlükte yoktu, olsa çıkardık. Darcığınızda yoktu. Şimdi şöyle bir sonuca neden oldu bu. Ne yazık ki o arzu ettiğimiz 9000 lira ulaşamayacağız. 8500 fena bir sonuç değil. Rakiplerinizi risk almaya yönlendirecek bir sonuç efendim. Daha azını istemeyin ne olur. Tamam mı? Yok. Hali hazırda 2 dakikadan fazlası var elinizde. Rahat rahat sürenizi kullanarak harf almadan cevaplayabileceğiniz çok soru var bende de. Buyurun, ilki geliyor. Eniştelerin birbirleri için kullandıkları unvandır. Bacanak. Çok güzel. Yerleştirelim.